Sevgili YouTube ailem, hepinizi Çanakkale Biga Koruoba köyünden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, bugün doğayla iç içe yaşayabileceğiniz deniz manzaralı, Biga'ya çok yakın, çok güzel, harika bir yerimiz var. Evet, resmi kadastro yolu olan ve resmi kadastro yoluna 37 metre cephesi olan çok güzel bir tarlamız var. Bu tarlamız köye de yaklaşık 750 metre mesafede, harika bir yer, deniz manzaralı, muhteşem bir yer. Şimdi tarlamızın içerisine geçeceğiz. Sizle beraber bu güzel tarlamızın tanıtımını yapacağım. Değerli izleyicilerim, tarlamız hemen bulunduğum noktadan başlıyor. Evet, karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi Marmara Adası, Avuş Adası, Erdek, Tekirdağ, Şarköy, muhteşem bir deniz görüntüsü var. Deniz manzarası var. Hem de arka tarafı da kameraman arkadaşım böyle gösterecek. Orman harika bir yer. Köye çok yakın, simetrik, 37 metre resmi kadastronda cephesi var. Değerli izleyicilerim, bu yerimiz şu anki bulunmuş olduğum noktadan başlıyor. Evet, cephesi şu an buradan başlıyor. 37 metre böyle cephesi var. Eni de 30 metre derinliğinde, kare şeklinde. Yalnız burası, yani şu alan resmi kadastro yolu olarak gözüküyor. Bu yol tabii ki açılmamış. Burayı aldıktan sonra burayı açabilirsiniz. Değerli izleyicilerim, yerimiz burası. Görmüş olduğunuz gibi muhtelif ağaçlar var içerisinde. Muhtelif ağaçlar var. Böyle harika bir yer. Deniz manzaralı dedik. Ormana arka tarafı orman manzaralı dedik. Ve köye de çok yakın, çok güzel bir yer. Burada bir takım böyle zeytin ağaçları da var. Ama tabii ki birkaç tane de meyve ağacı var. Tabii ki bakımsızlıktan bu şekilde kurumuşlar. Değerli izleyicilerim, burası köye çok yakın, harika bir yer. Evet, görmüş olduğunuz şu alan. Buraya çok güzel bir köy evi, bağ evi yapabilirsiniz. Deniz manzaralı bir yer. Muhteşem görüntüsü var. Şimdi sizle beraber tarlanın içerisine şöyle tekrar gezelim. Değerli izleyicilerim, Koruoba köyüne çok yakın yerimiz. Deniz manzaralı. İçerisinde böyle muhtelif ağaçlar var. Bu alan komple bize ait. Hemen arkamızda orman havası geliyor. Ve burası da deniz havasıyla birleşiyor. Çok güzel bir türbülans oluşuyor burada. Burada elektrik yok, su yok. Yalnız elektriği, güneş enerjisiyle, suyu ise sondajla halledebilirsiniz. Evet, yerimizin sınırları buradaki bu köşeye kadar devam ediyor. Değerli izleyicilerim, şu görmüş olduğunuz alan 1037 metrekare. Harika bir yer değerli izleyicilerim. Ön taraftaki ağaçları, yani tarlamızın içerisindeki ağaçları kestiğimiz zaman yine bu aradan da denizi çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Deniz manzaralı, orman manzaralı, muhteşem bir yer. Yerimizin köşe koordinatları buradan başlıyor değerli izleyicilerim. 37 metre bu şekilde devam ediyor. 30 metre bu şekilde devam ediyor. Şu görmüş olduğunuz alan gerçekten çok güzel bir yer. Ben burayı köprü açılmadan bir an önce almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem doğa hayatı hem de deniz manzaralı bir köyde, köye de çok yakın, çok rahat doğayla iç içe yaşayabilirsiniz. Bu aradaki birkaç ağacı da kestiğiniz zaman denizi de çok rahat görebileceksiniz. Değerli izleyicilerim, buranın resmi kadastro yolu sistemde gözüküyor. Yalnız açılmamış. Evet, bu alan resmi kadastro yolu. Ama sistemde açılmamış. Burayı aldıktan sonra isterseniz siz açarsınız. Buradan aşağı kadar devam ediyor. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Çanakkale Boğaz Köprüsü açılmadan siz de doğayla iç içe yaşayın. Gelin bu güzel coğrafyada,
bu güzel yerimizi alın. Biga'nın en güzel, en gözde köylerinden bir tanesi olan Koroba köyüne sizi davet ediyorum. Bu yeri mutlaka ve mutlaka gelin, alın, huzurlu yaşayın, sağlıklı yaşayın. Geleceğinize, çocuklarınıza da güzel bir gayrimenkul yatırımı yapın. Hepinizi tekrar Çanakkale Biga Koroba köyünden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıklı kalın diyorum. Görüşmek üzere.